Nelere itirazın var mesela mevcut durumda? Yekten söyleyebiliyoruz değil mi bunları? Yekten söyle abi, ne olacak ya? Ya tabii yani şimdi çok net bazı görünen şeyler var. Hı. Bir kere yalan dolan var. Çakma bir tarih zorlaması var. Ya çakma tarih nedir mesela? Hiç olmamış olan şeyler sanki olmuş gibi anlatılıyor. Bize çok zulmedildi, bize yapılmadık, bırakılmadı, kitaplarımız yakıldı, ibadetimiz engellendi. Ben bilmiyorum, ben askere gittim, 16 ayımı harcadım askerde. Bu ülkeye 16 ayımı verdim. Ramazanını, kurbanını, cumasını, bütün namaz zamanlarını ben gördüm, askerde gördüm. Hani hep ordu yaptı ya bunları, CHP'lilerle bir araya gelerek falan. Bakıyorum bir tarihle oynama var yani. Olmamış şeyler olmuş gibi, yok işte camiler ahır oldu falan filan. Mesnetsiz bir takım iddialar, siz bunları unutmayın denilerek kürsüden insanlara söylenmeye başladı. Bunu şimdi durup da ama bu arkadaşlar da şimdi kalabalıklar, o zaman da bu doğrudur o zaman diyecek bir durumum yok yani. Bunları gördükçe karşımda böyle olmadık şeyler benim hayatımın içine girip benim hayatımı yönetmeye başladığı zaman bir dakika arkadaş diyorum ben de, yeter artık yani. Ya bunun senin yerine politikacıların söylemesi gerekmiyor mu? Benim umurumda değil. Ben çünkü politika yapmıyorum ki. Ben herkese söylüyorum, ben oyuncuyum, ben sanatçı değilim. Ben roman yazmıyorum, ben resim yapmıyorum, heykel yontmuyorum. Ben oyunculuk yapıyorum, zaten sanat yapmıyorum. Efendim sen işine bak, siyaseti siyasetçiler yapsın. Dünyanın neresinde var bu? Yani dünyanın neresinde görülmüş ki böyle bir şey? Herkesin kafası yalanla dolanla dolduruluyor. Sanki bu gerçekmiş olarak anlatılıyor. Ve benim meslektaşlarım, pek çok arkadaşım parasız kalacakları, iş bulamayacakları korkusuyla oturuyorlar kukuma kuşu gibi, hiçbir şey söylemiyorlar. Şöyle bir durum var. Öyle şimdi, garip bir noktada kaldık ki. Şöyle bir durum var. Pardon, bir saniye bitirir miyim Önder bunu? Tedirgin etmiyor mu? Yani şu anlamda tedirgin etmiyor mu? Sonuçta yaptığınız iş biraz tüm kamuyu, hatta toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir iş. Bir şekilde hani bir yeri de karşına alıyorsun. Ben yalanın dolanın karşısındayım. Anladım. Abi, bunu hangi taraf yaparsa yapsın. Ben çünkü hayatımda hiçbir partinin üyesi olmamışım. Bugüne kadar binde sekizlik, binde birlik partilere oy atmışım. Yani attığım partiler %30'ları, %50'leri, %60'ları bulmamış. 40 yaşına gelmişim. Hayatım boyunca mecliste hiç temsil edilmemişim. Ben de, benim de bir şeyleri söyleme hakkım yok mudur bu ülke hakkında? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Affedersin. Bana arkadaşımın annesi telefon açıyor, diyor ki aman oğlum diyor, rica edeceğim senden diyor, çoluğun çocuğun var, bu kadar şey konuşma gidiyor diyor. Ülke böyle mi oldu? İnandığını söyleyen insanların başına gelen bir ülkede mi yaşıyoruz biz? O zaman demokratik bir ülke diyebilir miyiz? Bu tüm taraflar tarafından büyük bir büyük bir olgunlukla karşılanacak bir tavırdır bu arada. Ben bugün buradan söyledikleri yüzünden nasiplenen herkesin asla kızmayacağını, Levent abinin bu cesaretinin aslında çok takdire şayan olduğunu, burada lafın yollandığı, gittiği tarafların dahi bu cesareti takdir ettiğini düşünüyorum. Biraz evvel onu söylemek istedim. Yani aslında eleştirilmek herkesi rahatsız etmiyor. Mutlaka nasiplendikleri, kendilerine pay çıkardıkları bir şey vardır. Çünkü Levent abi hırçınlıktan uzak yapıyor bunu. Ve bu ülkede buna çok ihtiyacımız var. Yani çoluğun çocuğun var. Ama yani hani yeterince münazara yetkinliği olduğunu düşünüyor musunuz ortamın? Evet, olamıyor. Çünkü işte bak sen de soruyu soruyorsun, ortayı yapıyorsun, golü de atalım o zaman yani. Dünyanın neresinde yaşanır bu yaşanan olaylar? 700 kişi açlık grevinde bu ülkede ya. Mesut Allah aşkına. 50. gün. Yani 700 kişi açlık grevinde, bugün başbakan Almanya'dan hiç kimse açlık grevinde değil dedi. Birkaç kişi. Anlamadım yani, şimdi 700 kişi ölüm sınırına yaklaştı bu ülkede. Yani bu bir gerçek midir değil midir? Bu ülke bizim ülkemiz midir değil midir? Hepimizin ülkesidir anlamında söylüyorum bunu. Bunu konuşalım diyorsun. O kadar acayip bir ayrıştırmaya gidildi ki, kardeşim ben bu vatanı sevmiyor muyum? Ben bu vatanı sevmiyor muyum? Nasıl sevmem yani? Burası benim vatanım değil mi? Hemen seni bir yere alıyorlar. Efendim Atatürk'ü seviyorsan ulusalcı yapıyorlar. Yok efendim dinle aranda mesafe varsa laikçi yapıyorlar. Yok efendim insanlara karşı çıkıyorsan demokrasi düşmanı yapıyorlar. Olacak iş değil canım bu. Demokrasinin de standardı bellidir. Ulusalcılığın da standardı bellidir dünyada. Nasyonel sosyalizmin ne olduğu bilinir. Sosyalist diye çıkan partiler vardır ortaya. Nasyonel sosyalist çıkarlar biraz kazıdığınızda. Liberallik diye bir kavram vardır. Bütün dünyada ne olduğu bilinir. Bir de Türkiye'deki formu vardır. Akıl alır gibi değil. Yani biz bunların hepsini görüyoruz. Bu tanımlarla bir daha oynamanın alemi yok. Ben bu ülkede yaşıyorum arkadaş. Ben biraz daha samimiyet,
biraz daha doğruluk, dürüstlük istiyorum. Lütfen yani böyle cinayi şebeke gibi, sanki biz tukakaymışız gibi. Ben bu vatanın evladıyım ya. Ötesi var mı yani? Ötekileştirmemek gerekiyor diyorsun. Ben de bu vatanın evladıyım ve herkes kadar benim de bu vatanda hakkım var yani.